Değerli Birlik Kişi izleyenleri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü'nde karşınızdayız. Avukatlar Günü'nü son yıllarda toplum daha çok bilmeye başladı. Daha öncesinde herkes Öğretmenler Günü'nü, 14 Mart Tıp Bayramı'nı bilirdi ama 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kimse bilmezdi. Son yıllarda avukatların, baroların sesini çok daha fazla çıkarmasıyla, toplumda biraz daha rol model olmasıyla bugün de toplum tarafından bilinir oldu. Bugünlerde genellikle avukatlar kokteyle katılırlar, yemekler düzenlenir ama sorunların da konuşulması gerektiğine inanıyoruz biz. Bugün de bu sorunlarımızı değerli konuklarımızla, değerli meslektaşlarımızla konuşmak için buradayız. Avukat Onur Yavaş, Avukat Neslihan Öztürk Oral ve Avukat Emre Eren. Neslihan Hanım, mesleğe bizden daha eski başladınız. Başladığınız dönemlerle bugünü karşılaştırırsak, genel olarak saygınlık açısından ne gibi farklılıklar var? Siz bir de üstadları da tabii yakından tanıma fırsatınız oldu o dönemler. Evet. Mesleğe genel bakış açısıyla nasıl değerlendirebiliriz saygınlık açısından ve sonradan sorunlara değineceğiz zaten. Bizim mesleğe başladığımız yıllarda işte yaklaşık 20 yıla tekabül ediyor. Tam net rakam vermeyeyim. Birincisi zaten öncelikle avukat sayısı bu kadar çok yoktu. Çünkü bu kadar çok hukuk fakültesi yoktu. Ve dolayısıyla hukuk fakültesi azlığından kaynaklı da liseden mezun olan bir öğrencinin hukuk fakültesine girmesi, orayı bitirmesi şu andaki koşullara göre çok çok daha zordu. Mezun olduğumuzda, mesleğe başladığımızda da mesleğin saygınlığı bugünle kıyasladığımızda tabii ki çok çok daha fazlaydı. Benim meslek hayatımda bugünle kıyasladığımdaki en önemli farklılık avukat-stajyer ilişkisiydi. Benim dönemimde yanında staj yaptığım avukat bey halen benim telefonumda usta diye kayıtlıdır. Ve gerçekten de bir usta-çırak ilişkisiyle birlikte staj dönemimizde biz gerçekten benim dönemimin en azından avukatları ben verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Gerçek bir staj yaptık. Gerçekten staj dönemimizde hatta bazen hep şunu söylerim, fakültede öğrendiğimden çok çok daha fazla şeyi stajda öğrendim. Fakat aradan geçen yıllar içerisinde maalesef hukuk fakültesinin sayısının artması, dolayısıyla hukuk fakültesi mezunlarının avukat sayısının artması sebebiyle avukatlık mesleği birincisi zaten başlamaya zor bir meslek haline geldi. Staj yapılması artık çok ciddi sorunlar haline geldi. Ve gelişen süreçte de maalesef saygınlık noktasında da çok şey kaybettiğimizi düşünüyorum. Ya peki bu Onur Bey'e yönelmek istiyorum. Bu saygınlık konusu sayıyla gerçekten doğru orantılı bir durum mu? Sayı arttıkça gerçekten kalitede düştü mü? Bunu söyleyebilir miyiz peki mesleğimizde? Mesleki kalitenin düşmesinin bence ana sebebi toplumun yavaş yavaş evrilmesi, yani toplum da değişiyor. Ancak avukat sayısı tabii ki kişinin başvurduğu hukuki danışmanlık aldığı insan sayısını arttırıyor. Yani bu doğal aslında, bir doktora giderseniz beğenmezsiniz, başka bir doktordan da görüş alırsınız ama avukatlıkta daha çok vekil vatandaş ilişkisinin çok daha sıkı ve çok daha büyük bir güven ilişkisi kurmak gerekiyor. Bu güven ilişkisi anlamında tabii ki çok büyük sıkıntılar oluyor. Yani birden fazla avukata gidiliyor. Avukatlık danışmanlık ücreti mesela hiçbir avukat artık almıyor. Avukatlık danışmanlık ücreti diye bir ücretimiz artık yok. Bu düşünülmüyor bile. Kağıt üstünde var. Kapıyı çalıyor. Başına gelen çok meslektaş vardır. Danışmanlık ücreti alıyor musunuz diyor. Alıyoruz diyorsanız arkasını dönüp gidiyor. Aşağı katta da bir avukat var. Yukarı katta da bir avukat var. Yan binada da var. Hatta danışmanlık almak isteyen kişinin ailesinden de bir avukat olabiliyor. Mesela çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki başka bir avukata da gitmiş, danışmış. Yani hazır da gelebiliyor. Veya başka bir avukat danışmanlığını yapıp size gelebiliyor. Sizin bilgileriniz onunla beraber teyitleşiyor. Tabii danışmanlık ücreti alınmadığı için de çok geniş bir bilgi kaynağına erişip hani bu işi ben kendim de yaparım deyip adliye gidip başvurusunu da yapabiliyor. Bir de zaten internet avukatlığı diye bir şey çıktı herhalde, değil mi? Herkes Google avukatı. Yani, oradan araştırıp bir de ama şöyleymiş avukat bey, ama şöyleymiş avukat hanım diye değil mi? Böyle şeyler söylüyorlar. Yani bu tıpın da sorunu yani. Evet. Şey Google'a sorunu. Hekimlerde. Şimdi bence
temel sebep, hani sayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde de hani bir bakıyorum ben böyle araştırırken, orada da avukat sayısı çok fazla. Tamam. Ama avukatlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim bu yaşadığımız sorunların hiçbirini yaşamıyor. Niye? Bunun temeli şudur yani, bu bence avukatlık hem meslek anlamında hem hukuk anlamında. Bir ülkede ekonomi kötüyse, yani ekonomik sistem oturmadıysa, insanların cebinde para yoksa, tamam mı? Ve insanlar bu ekonomik sistem içinde çarklar dönmüyorsa, zaten bir kere hukuk çalışmıyor. Temeli bu. Ya hukuk çalışmıyor. Hukuk çalışmıyor. Hukuk çalışmayınca zaten avukatlık mesleği hukuktan beslenen bir meslek. Yani avukatlık mesleğinin yakıtı, enerjisi hukuk. Ekonomi yok. Hukuk yok. Dolayısıyla avukatlık da yok. Çünkü müvekkil ilişkisi, sana gelen müvekkilin cebi boş zaten. Şirketse zaten batmak üzere. Ben avukata nasıl para vermem derdinde. Müvekkil zaten ben avukata hiç para vermeyi düşünmüyor. Ayrıca avukatın kanuni hakkı olan ilan, vekalet ücreti, icra vekalet ücretinin derdinde adam. Kendi hakkı olarak. Kendi hakkı olarak. Yani avukata hiçbir şey vermeden en ucuz şekilde ben bunu nasıl kapatırım derdinde. Kalite, hukuk fakültesi, fakülteler zaten bu işi tamamen para olarak görüyorlar. Hukuk fakültesi açmak en kolay fakülte. Niye? Koy bir sınıf, iki tane, bir tane ismi olan... Laboratuvar istemiyor. Bir tane ismi olan profesör getir, geri kalan asistan. Tamam mı? Bunları topla, işte kitapları da git Zafer Çarşısı'ndan al, çocuklar girsin, iki ders anlatsın. Ondan sonra Çankaya Hukuk Fakültesi'nde gördüğünüz gibi kopya çekerken üçüncü kez yakalanan çocuk hocasını öldürsün. Tamam mı? Niye çocuk bu çocuk hocasını öldürüyor diye sorunca, o çocuğun geçmişine bak. O Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden hiçbir puan alamadan parayla girmiş hukuk fakültesine. Sonra orada işte bir bazı ilişkilerle notlarını yükseltmiş, Çankaya Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yapmış. Orada da tabii çocuğun kapasitesi yok. Yani başa gelmedik bir sürü şeyler kaldı. Yani bence bu işin bir kere sayılık gerçekten fazla. Bir türlü sınavı getiremiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya işte hükümet bu yasayı getirmekte direniyor. Çünkü onlar da avukatlık mesleğini önemsemiyorlar. Onlar için avukatlar ayak bağı olan insanlar. Bir de sınavın niteliği de önemli. Şimdi kim düzenleyecek? Merkezi bir sınav mı olacak? Barolar mı düzenleyecek? Hükümet düzenlerse bu sefer hükümetin istediği adamlar mı avukat olacak? Zaten hakimler, savcılar konusunda böyle bir korku, daha doğrusu böyle bir gerçek var. Kadrolaşma bu sefer avukatlarda da olacak. Bu da bir sıkıntı değil mi sizce? Ben açıkçası hani sınav yani sınavın artık geldiğimiz noktada zaten mecburi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ama işin en başına bakıldığı zaman tabii artık bunu söylemem çok geç ama mesele zaten bu kadar çok hukuk fakültesinin açılmasından dolayı artık sınavı konuşuyor olmamız. Hani baştan eğer zaten bu kadar çok hukuk fakültesi açılmamış olsaydı dolayısıyla belirli bir yerde tutardık. Belirli bir ben ekonominin yanında veya bence daha çok hani toplumsal statü olarak ya da toplumsal anlayış olarak zaten avukatlık mesleğini bugün Anadolu'da işte ben Karadenizliyim, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da herhangi bir Anadolu'lu aileye sorsanız avukat dediğiniz işte yalancı mesleği, zaten yalan söylüyorlar vesaire gibi çok genel bir algı var zaten. Bu imaja da gelmek istiyorum. Bu imajın zaten, ben şöyle açık söyleyeyim, iki kardeş biz işte hukuk fakültesi okuduk, çok zor ekonomik koşullarda okuduk ve annem senelerce işte aman çocuğum avukatlık yapmayın, avukatlık yalancılık mesleği, işte hakim olun, savcı olun. Ya yani diyorum ki hani ben girmek istemiyorum o sınavı, hiç hayatımda da girmedim. İstemiyorum, avukatlık yapmak istiyorum. Bakın bu imajın belki çok dağınık konuşuyorum ama bir sebebi de şu, bunu her 5 Nisan'da yazıyor. Avukatlık, hakimlik, savcılık sınavını kazanamayan veya devletin herhangi bir iyi kurumuna avukat olarak sınavı kazanıp giremeyen, başka bir yerlerde işte İçişleri Kaymakam olamayan vesaire olamayan insanların artık en son raddede hiçbir şey yapamazsam avukatlık yaparım dediği bir meslek haline geldi. Ben öncelikle zaten hani kavramsal olarak buna karşıyım. Avukatlık bir insanın kesinlikle bile isteye, buna hedef koyarak, kendini bu yönde yetiştirerek, kendi karakterine uygunsa eğer yapacağı bir meslek olmalı. Evet.
Avukatlık, ben hakimlik sınavını kazanamadım, savcılık sınavını kazanamadım, geldim avukatlık i̇şte yaptım, mesleği olmamalı. İşte maalesef geldiğimiz yani. Noktada bir avukatlık evet. sınavına mecbur bırakılıyor. Baro sınavı yani. Baro sınavı, baro sınavı olacak. Amerika'da. İşte yurt dışındaki örnekleri var, Amerika'daki örnekleri gayet inceledim. Gerçekten hani fakülteyi bitirmek zaten çok zor ama New York Barosu'nun sınavlarını kazanmak ondan çok çok daha zaten zor. Zaten ilk başta herhalde hukuk fakültesine tabii, doğrudan giremiyorsunuz değil mi? Giremiyorsunuz. Çok ciddi zaten şeyleri var, şartları var. Ama evet. baro sınavı dediğiniz hakikaten kişilerin zaten fakülteye girerken baştan hani bildikleri ve o sınava gireceklerini bildikleri için de ona göre çalıştıkları. Asıl zorlandıkları, asıl zorlandıkları sınav o. Ve bunu baştan biliyorlar. Dolayısıyla da artık bizim şu anda bence Türkiye'deki avukatlar olarak sınavı konuşuyor olmamız bence yine sayının fazlalığından kaynaklı bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Evet. evet sınavı yapmak zorundayız. Bunun çözümü dediğiniz şeylere de katılıyorum. Yani kim yapacak, nasıl yapacak? Çok önemli şeyler. Barolar Birliği yapsa bir taraf diyecek ki hayır arkadaş burada şaibe var. Öbür taraf yapsa, bir başka bir yer yapsa o da aynı şekilde söyleyecek. Bu konuda açıkçası benim hani çok net bir şekilde bu şu şekilde yapılması gereken bir sınavdır ya da şu kişi tarafından yapılması gereken bir sınavdan daha ziyade hani bir şekilde güvenliğini, bağımsızlığını koruyan bir sınav olarak evet. yapılması gerekiyor. Ama burada şimdi şeyde de suç yok mu yani biz avukatlarda da yani hiç bir avukat baronun veya barolar birliğinde veya bağımsız avukatların hadi ya artık bu sınav gelsin diye ayaklandığında veya ayağa kalkıyor. Meclisin yarısı zaten avukat değil mi? Yani? Evet. Yani ben bununla ilgili bu avukatlık sınavının çıkmasını bence meslektaşlarımız da ayak sürüyor. Niye? Çünkü herkes kendi çocuğunu bir şekilde avukat yapıyor. Her ailede ya, bir avukat adayı var. Böyle bir fakültesinde okuyor ama çocuklar. Tabii yani bir sıkıntı var. Yani burada bir biz bunu söylüyoruz, herkes bunu dile getiriyor ama kimse de bunun için bağırmıyor. Sayının bu artması, tabii. sayının bu artması bir de kalitenin düşmesinin dışında pastanın da daralmasına yol açmıyor mu? Yani pasta bir kere kendiliğinden zaten daralıyor, iş alanlarımız azalıyor. Bir de sayı artıyor. Yani bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi çok güzel bir laf var. Seni diyor mahkemelerde süründürürüm. Şimdi vatandaş vatandaşa bunu çok kullanır. Niye? Mahkemelerde sürünmek bizde normaldir. Çünkü mahkemeler ve yargılamalar uzun sürüyor. Aslında kim sürünüyor? Avukatlar sürünüyor. Duruşmalara giren, atıyorum saat 9'daki duruşmaya 11'de girmeyi başaran, şehir dışı duruşmalarına gittiğimiz zaman uçak biletini ona göre ayarlamamız gereken. Mesela ben 9.30'da Taşra'da bir duruşmaya gitsem, mutlaka uçak biletimi 3'e falan alıyorum. Burak Taşra'ya Ankara'da bile 5'e bölündü. Tabii Ankara'da tabii oradan gidiyorsun evine gidiyorsun. Bir de Taşra'ya gidiyorsun hakim olmayayım. Onu söylemiyorlar. Mesela tabii. UYAP'ta bir sistem açıldı izinli hakimdi. Oraya bir çarpı attıklarını görmedim. Bir kere bir Manisa'dan aradılar. Avukat bey gelmeyin bugün duruşma yapamayacağız ki. Şimdi ben baro olsam Ankara barosu veya Türkiye'nin genelinde barolar olarak şu çalışmayı yaparım. Türkiye'de duruşmaların kaçta kaçına hakim giriyor. Kaçta kaçına hakimler mazeret, izin şeklinde duruşmalara girmiyor. Bunun bir istatistiğini çıkarmak lazım. Bu aslında Adalet Bakanlığı'nı da çok ciddi anlamda ilgilendiriyor. Çünkü bizim hakimlerimizin bağımsız olduğu söyleniyor ama biz bağımsızlıkla sorumsuzluğu birbirinden ayırt etmeyiz. Keyfiliği, evet. Yani bu keyfiliği ayırt etmek zorundayız. Mesela ben şunu yaşadım. Bu hakimin de suçu değil. Ben gidiyorum duruşmaya, hakim beyin semineri var diyorlar. Hakim beyin seminerini Adalet Bakanlığı ayarlıyorsa hafta içi bir günde duruşması olan bir hakimin nasıl semineri olabilir aynı zamanda ve bu hakimin duruşmaya girmesini nasıl engeller bu semineri? Önceden neden bildirilmiyor be ya? Bildirilmesinin bir önemi yok. Tatile yap seminerini ya. Şimdi müstemil geçici hakim çıktığı zaman senin duruşmanı 4 ay sonra yatıyor. Bir kere bir şekilde sen orada 4 ay geciktiriyorsun bu işi. Bunun, mesela bunun bir usulün olması lazım. Ben bu duruşmaya giremiyorsam müstemil hakim de girip evrak üzerinde hiçbir şey yapıp dosyanın incelemeye alınması klasik cümlesini kuruyorsa benim o duruşmamın 15 gün sonraya dahi atlamaması gerekiyor. O duruşmanın görülmesi, oradaki yapılması gereken işlemin de yapılması gerekiyor. Yani çünkü bu şekilde yaptığın zaman çok ciddi bir zaman kaybı yaşıyorsun. Çünkü tanık çağırıyorsun. Tanık diyor ki benim abi işim var. Ben öğlene kadar izin aldım. Ben 11'de duruşmama tanık çağırdığım zaman biliyorum ki ben 2.30'da bu tanıkla duruşmaya giremeyeceğim. Ve bu tanık kaçacak. Ve bir de adam mesela böyle bir durumda önemli bir dosyada belki tanık olmak istemeyecek adam. Ben gelmek istemiyorum. Tanık olmak istememek bile bir adet haline geldi. Niye? Çünkü adam gelip orada o şeyi yaşamak istemiyor. Yani 3 saat, 4 saat bekleme durumu var ve onu yaşamak istemiyor.
Ya bizim çok ciddi bu konularda sıkıntılarımız var. Özellikle sürüncemede kalan bir şeyin de zamana yayılması, üst üste duruşmalar, iş yoğunluğunun artması, evrak anlamında tekrar beyanlarda bulunmak, beyan geçmek, ana kararlara tekrar cevap vermek veya müvekkiline bunu izah etmek. Hakim gelmedi, biz duruşmaya girdik, duruşma ertelendi demek gerçekten çok zor bir şey, mesai harcamanı gerektiriyor bunu. Yani şimdi ben müvekkile de hesap veren sen oluyorsun. Ben buna diyorum ki, bana diyorlar ki kalemden mesleki mazeretim. Hayır, mesleki mazeretim yok. Saat 9.30 hakim yok ve ben duruşma salonunun önündeyim. Mazeret benim değil, senin mazeretin. Evet. Onu söylemen gerekir değil mi hakim? Bence o gün duruşma yapılmaz. Hakim tabii. Ne zaman müsaitse ertesi gün gelecek hakim bey. Hakim beyin geldiği gün bu duruşma tekrar yapılsın. Belki evet. O gün biraz fazla mesai yaptır ama o iş orada bitirilir. Ama öbür türlü 4 ay sonra yaptığı zaman ya ben üst üste giremediğim oldu. Peki şimdi biraz da 2000'lerin başında başladınız mesleğe sizler. Daha öncesinde geçen yüzyıldan kalanlardan sonra milenyum avukatları 90'lı yıllar eski Türkiye şimdi milenyumda başlayan siz yeniler anlatın. Eski Türkiye dedikleri eski Türkiye dönemi sonra bu hükümet döneminde belki de Fethullahçı hakimlerin çok yoğun olduğu dönemde de şimdi de hep duruşmalara giriyoruz ediyoruz. Bu tüm bu süreçlerde hakimlerin tavırların değişti mi acaba yoksa hep aynı bir hakim tavrı var mı avukata karşı? Bunu istersen sen de başla. Ben mesela ilk başladığımda stajyerken hakim savcı kitlesi daha kaba saba insanlardan ama daha bilgili insanlardan oluşuyordu. Yani hukuk bilen bir Hulusi Kentmen havası vardı değil mi? Ya vardı ama çok da şey söyleyemem. Yani çok da memnun olduğumuz o zaman da çok şikayetçiydi. Çünkü o zaman da çok saygısız, kaba bir devlet nobranlığı içindeydi benim gördüğüm hakim savcılar. Ama kaliteli insanlardı yani bir şey öğreniyorduk duruşmalardan. Ama duruşmadaki avukata bakışta gene ben şey görmüyordum yani. Çok sorunlu bağıran çağıran özellikle o ağır ceza reisleri falan yani böyle kadı yargılaması tarzı bir şeydi. Şimdi daha geri gelen nesil daha böyle kibar, daha şey avukatın yerini bilen bir hakim savcı kitlesi var ama sana daha saygılı davranıyor ama bu sefer de eğitim düzeyinde bilgi noksanlığında böyle çok derin boşluklar var. Çünkü eskiden biz hakimlerden bir şeyler, belki gençliğin verdiği şeyler bir şeyler kaparken şimdi biz hakimlere bir şey öğretir pozisyona gelmişiz. Çok ne yazık ki boş bir durum. Belki bu bizim tecrübemizde de... Yaş ortalamaları da bayağı düştü. Düştü. Çünkü çocuk hakim diyorum ben onlara. Çocuk hakim. Şimdi çocuk hakim olayına ben karşıyım. Yani şöyle genç oluyor, çok iyi yapıyor ama bu iş tecrübeyle yapılan bir iş. Yani bence sistemin yeni baştan bir yapılandırılmaya ihtiyacı var. Yani hakim savcılık mesleğini bir kere ayırmak lazım. Yani hakim savcı aynı lojmanda oturan, aynı meslektaş, aynı kürsüde oturan adam bir kere bunu ayırmak lazım. Hakimlik sınavı ayrı olmalı, savcılık sınavı ayrı olmalı, avukatlık sınavı mutlaka olmalı ve ayrı olmalı. Ve hatta adliyede çalışan personelin bence hukuk fakültesi mezunu olması, keşke. Ondan sonra baro sınavlarını kazananlardan gelmesi gerekir. Bu iş imkanı da yaratır. Ve icra dairesi. Mesela biz Ankara'da ne sorunu yaşıyoruz en fazla? Ya icra dairesine gitmek istemiyor insanlar. Evet. Ya bu icra daire müdürlüğü işini devlet artık Ankara'da mesela ya batmış, iflas etmiş durumda. Devlet icra müdürlüğü, icra dairesi olayını çuvalladı. Zaten iflas dairesi. Yani evet iflas etti resmen. Kendisini tasfiye etmiyor. Yani devletin noterlik gibi bence icra müdürlüklerini artık avukatlara vermesi lazım noterlik gibi. Başka çare yok yani bunu kimse yapamaz. Orada gittiğin oradaki memurların o tavırları, oradaki iş yoğunluğu, oradaki fiziki koşulların kötülüğü, işleri yürümemesi, bir talep açtığı zaman anlayacak birisinin olmaması. Yani okuduğunu anlayamayan insanı icra memuru yapmışlar. Ya bu olmaz ki yani. Buradan bir çıkış yolu bulamayız. Bir de ben şunu şey yapıyorum. Şimdi bizim Barolar Birliği'nin geçen seneki bir yazısını okudum. Bu sene belki değişmiştir rakamlar. Ama Türkiye'de yıllık avukatlık mesleğinde havuzda toplanan ekonomisi yani avukatlık ekonomisi dediğimiz Türkiye'deki ekonomi yıllık 600 milyar dolar. Bu geçen sene rakam. Bu sene belki daha fazla, belki ekonomi daraldı, belki düşmüştür. Şimdi ortalama 600 milyar dolarlık senelik bir havuz var burada. Ama bu havuz eşit dağıtılmıyor. Eşit dağıtılmıyor. Tabii. Ve bunun dağıtılmama nedenleri tabii ki burada bir eşitliği sistem al sana şunu şunu diyecek bir sistem yok. Ama bazı bürolar aşırı fazla kazanırken
bazı insanlar kaliteli avukat da olsa kazanamıyorlar. İkincisi, bir de bu havuza kaçak avukatlar var. Nedir onlar? Hasar merkezleri, sigorta aracılık merkezleri. Bunlara baktığımız zaman bu hasar merkezleri, sigorta aracılık komisyonu merkezleri dediğimiz merkezler avukatların resmen ekmeğini gasp ediyor ve daha çok kazanıyorlar ve yanlarında avukat çalıştırıyorlar. Yani, ben de onu diyecektim yani, ama yanında genç avukatlar var. Ama çalıştırıyorlar. Asıl patron orada emekli bir astsubay, bir emekli polis, emekli bir aracı. Yine sınava denir. Bir hasar merkezinin yasal sorumluluğu yok ki. Yok. Yok. Aslında sözleşme serbestliği de var. %50'sini de var. Senin belirli bir sınırın var. Ya bunu var. Defalarca barolar birliğine dedik, bu hasar merkezleriyle ilgili kardeşim bir işlem yapalım. Ya yapıyoruz işte, bildiriyoruz. Ya olmuyor. Bak olmuyor. Reklam yasakları. Adalet Bakanı da genellikle değil mi? Hep avukat. %90 avukat. Ya kardeşim, Adalet Bakanı da biliyorsun. Adalet Bakanı savcılara talimat mı veriyor? Şimdi bir mesleği düşünün yani. Adam doktor değil. Doktorluk yapıyor, kaçak, çatır çatır hastane kurmuş. Kaçak doktor ameliyata giriyor, bilmem neye giriyor. Ne oluyor? Bunu hemen abanıyorsun, Sağlık Bakanlığı bir şekilde kapatıyor. Evet. Biz kaçak avukatlar niye izin veriyoruz ya? Zaten buradaki havuz, sonra da avukatlar kazanamıyor, işi bilenler yok. Zor, işi bilmeyince kendini yetiştirmeyen avukat kitlesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şurada iğneyi de kendimize batıralım. Ya baktığında hakim kalitesi, savcı kalitesi çok düşük de avukat kalitesi çok mu iyi? Çok iyi. Avukat kalitesi de yani. Bu konuyu da konuşacağız. Biraz mola verelim. Çay içelim mi? Bir çay içelim, ondan sonra devam edeceğiz. İkinci bölümle yine karşınızdayız. Şimdi biraz da genel sorunların dışında gündelik adliye sorunlarımızdan konuşmak istiyorum. Sayın Yavaş. Sayın Yavaş deyince de biraz ciddi oluyor ama olsun. Yine de öyle devam edelim. Onur diyeyim ya, Onur. Gündelik adliye sorunları nedir? Bir genç avukat bizi izleyebilir. Adliyeler. Bu taraf adliyeler. Adliyeler. Ankara'da adliyeler. Çünkü evet. Ankara'da icra ayrı. Fikrisin ayakları hep ayrı kalacak galiba. Onun dışında ne var? Ticaretler ayrı. Ulus'ta asliye hukuk ayrı. Aile ve cezalar sığ yedi. Evet. 5 tane oldu. Başka ayrı neresi var? Bir yer daha var. Yani Sincan'ı ve Gölbaşı'nı saymazsa. Yani bir de biliyorsun Sincan cezaevinin içinde de var. Yani, orada da duruşma. Saymakla bitmez diyelim. Şimdi evet. Bir avukatın bu kadar çok adliye arasında koşturması, bir de mesafeler çok ciddi. Hani bu binadan çıkarsın da 200 metre ileride diğer adliyeye ulaşırsın. Yok öyle bir şey. Buradan çıkıyorsun. Mesela benim saat 9'da Balgat Adliyesi'nde ticaret davam varsa, benim onu asli hukukta veya aile mahkemesinde bir duruşmamın en az ondan 1,5 saat. Peki hakimler gün ve tarih verirken, saat verirken buna hassasiyet gösteriyorlar mı? Ya öyle bir şey olmadığı gibi, yani bizim hedef süre dedikleri bir şey daha çıktı şimdi. Hedef süreler nedeniyle daha da sıkışacak. Yani daha da sıkışacak bir takvimimiz var ve ben şeyde de göremiyorum yani hakimlerde de karşımızdaki meslektaşlarımın da bir bekleme kültürünün veya bir karşılıklı anlayışım da olmadı. Yani görüyorum, bu anlayış da gelişmediği için ya biz gerçekten kalp krizi geçirebilecek veya trafik kazası yaşayabilecek kadar ciddi koşuşturmalar içindeyiz gün içinde. Yani sabahtan akşama kadar, çünkü öğleden sonra da buluşmalar oluyor, olacak zaten bu yoğunlukta. Şimdi bakıyorsunuz yani benim ticaret mahkemesinden kalkıp aile mahkemesine gidip oradan asli hukuk mahkemesine gitmem 3 saat. Trafik koşullarında, iyi trafik, iyimser bir trafik. Bir de maliyetini düşün. Maliyetini düşünüyorum ve ben bunu müvekkilime de yansıtabileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Müvekkilim de bu parayı bana... Yansıtsan da alabileceksin. Alamam. Mahkeme kabul eder mi acaba, ben yansıtıyorum, siz bu adliyeleri dağıttınız diye? Ya mesela bu baronun nedenle, servisi var, ona bineydin mi der? Bu nedenle benim davam düşürüldüğüm zaman... Muhtat araca bitseydin der. Bu nedenle benim dava düşürüldüğüm zaman aslında fiziki imkansızlık. 9'daki mahkemeyi, ticaret hakimi en erken 10'da alır. Ve ben 11'deki duruşmaya trafik sebebiyle yetişemem. Senaryo bu. Ne oldu? Benim asli hukuk mahkemesindeki duruşmaya girememe ihtimalim var ve giremedim. Müvekkilim bunu dinlemeyecektir. Yani beni anlayacağını zannetmiyorum. Ama ben bu koşuşturmanın içinde bir de şu var, hani hiçbir kalemde bir saatlik işinizi bir saatte halledemezsiniz. Yani siz bugün gelin avukat bey, biz bunu hazırlayalım, yarın alırsınız veya öğleden sonra acil bir şey olduğunu düşünsenize. Yani o kalemin onu yazması, o işi yapıp bana geri vermesi sürecinde benim orada beklemem lazım. Peki bu durum mesleğin yapılış şeklini değiştirdi mi? Yani bir kişi parası olsa da bir büro açmak için, ailesi destekliyor, babası destekliyor, büro açacak.
bu durumda tek başına yapabilir mi? Yapılabilir bir duruma geldi mi? Yoksa illa en az 3 kişi, 4 kişilik bir avukatlık bürolarına, şirket bari bir yapıya mı dönüşüyor acaba? Şimdi orada açıkçası hani avukatlığı hangi dallar, hangi konular üzerinde yaptığınızla bağlantılı bir durum var. Eğer hani kişi sadece bireysel olarak kendisi üzerinden gidebilecek ve işte bir şekilde daha çok danışmanlık yaparak konumlandıracaksa kendini avukat olarak, evet belki tek başına yapabilir. Sadece ceza yapacak. Veya o şekliyle yapabilir. Fakat hani bu günümüz koşullarında, ben yine hani döne döne sayıya vurgu yapıyorum ama günümüz koşullarında hem de mesleğin devamında çok böyle mümkün olan bir şey değil. Hani eğitim sistemimiz de, hukuk eğitimi de buna uygun değil. Hani insanlar zaten fakülteyi bitirdiklerinde ya da kendilerine yeni bir büro açtıklarında şu kararı çok net, rahat veremiyor Türkiye'de. Yani işte ben sadece şu alanla ilgileneceğim, ben sadece bu işi yapacağım. Üniversiteyi seçemiyorsun. Bu tamamen bizim şu anda ilgilendiğimiz alanlar, kendimizce işte daha çok derinleşip bildiğimiz konular tamamen hayatın bize getirdiği, işte meslek yaparken önümüze gelen işlerden oluşuyor. Dolayısıyla ama standart anlamda bir avukatın tek başına, hadi ben bismillah büroyu açtım ve gelen bütün davaları da bilgimi yettiğince, gücümü yettiğince alacağım diyen bir avukatın, bugün Ankara için konuşuyorum özellikle, tek başına avukatlık yapması çok mümkün değil. Fiziken mümkün değil. Yani bu kadar farklı adliyelere yetişmesi mümkün değil. Burada ortaya ne çıkıyor? Hani ekonomik koşullarla beraber eğer avukat, evet, birlikte 2-3 kişi bir araya gelip bir ofis açabilirler veya dediğiniz gibi bir anne baba desteği, manevi bir destek varsa belki yanında bir avukat hani meslektaşımızı çalıştırabilir. Ama ben kendi işte geçen yüzyıldan kalma mesleğini icra eden bir avukat olarak işte bu noktada biraz önce meslektaşım da dediği şeye özellikle vurgu yapmak istemişim. Bu noktada da meslektaşlarımızın birbirleriyle dayanışması ve meslek ahlakı ön plana çıkıyor. Neden? Benim mesela avukat mesleğim olarak en çok hani kendi ofisimde başlayan stajyerlerde ilk söylediğim şey müracaata bırakmak. Mesela bunun ben hakikaten mümkünse hiç başvurulmaması gereken bir yol olduğunu kendi stajyerlerime de özellikle anlatıyorum. Lütfen meslektaşınızı arayın. Lütfen haber verin. Hani duruşmasına geç kalmış olabilir, yolda olabilir. Kendi vaktiniz varsa eğer mümkün olduğunca bekleyin. Ve eğer en son artık müracaata kalmak mecburiyetindeyse de lütfen oraya saati mutlaka yazdırın vesaire diye uyarıyorum. Fakat işte maalesef hani bütün o bozulmayla birlikte, bütün o süreçle birlikte bu da çok değişti. Ya şimdi bekliyorsun ama beklediğinde arıyorsun geldiğinde teşekkür mü geçti? Teşekkürü geçti. Bazı meslektaşlarımız maalesef bunu yine genç nesilde çok görüyorum. Hmm. O ahlakı ya da diyeyim hani şeyi almamış. Müracaata bırakmayı bir marifet olarak görüyorlar. Sonuç yani sonuç aldım diye görüyor. Bakın bu yargının da yükünü çok artıran bir şey ve bir meslektaşı ciddi anlamda müvekkiline karşı çok zor durumda bırakan bir şey. Meslek hayatımda hiç yapmadım. Yani bile isteye hele zaten mümkün değil ama eğer artık mecbur kaldık, hani saatler geçti, şirket vekiliyiz, takip etme yetkimiz yoksa mutlaka o dosyada işte saati bildirip aradaki uzun zamanı gözeterek zabıt tutturduk. Bence her zaman her konuda olduğu gibi burada da yine birazcık batıralım kendimize de. Sayının artması ve genel ahlaki yozlaşmayla birlikte bu da mesleğimizde de biraz, bu oldu. Bu biraz da staj eğitimindeki usta-çırak ilişkisi. En önemli bir şey bu. İktidari bir şey değil bu. Kesinlikle değil. Yani bu devre, bir tavırdır. Bir oku, yani herhangi bir metni al oku, sen böyle davran değil. Bu baştan staj eğitiminde, baroların verdiği staj eğitiminde özellikle belirtilmesi gereken bir husus. Ve ondan sonra da staj yaptığınız, bürodaki, zaten ben şuna inanan bir avukatım. Nasıl staj yaptıysanız sizin avukatlık mesleğiniz de öyle. Biraz öyle devam. Kimin yanında yetiştiyseniz, kimin çalışma biçimine alışarak yetiştiyseniz, disiplin konusunda da bu böyledir, meslek ahlakı konusunda da bu böyledir, müvekkilinizle ilişkilerinizde de bu böyledir. O öyle gidiyor. Dolayısıyla ben meslektaşlarımla konuşurken hep şunu diyorum. Stajyer bizim hani böyle aman hadi gel bir imzanı atayım, stajını da benim yanımda yapmış ol, stajın da bitsin gitsin diye bir kurum değil. Staj bence okuldaki aldığınız bilgilerin tamamen pratiğe döküldüğü ve gerçekten bir insanın meslek hayatının temel taşı. Çok önemli. O yüzden de
meslektaşlarımız eğer gerçekten o stajyeri bir usta-çırak ilişkisi içerisinde yetiştireceklerse, gerçekten yıllar sonra da birbirlerine bir meslektaş olarak koruyup kollayabilecek şekilde o bir ilişkiyi kuracaklarsa, o şekilde stajyer alsınlar. Ama başka türlü hani ilgilenilmeyecekse, o stajyer sadece... Veya tam tersi köle olarak da kullanılması kullanılacaksa, var. Ondan sonra saygı gösterilmeyecekse, ona o disiplin, çalışma disiplini verilmeyecekse, o zaman stajyer kabul etmeyelim arkadaşlar. Yani stajyer, hani icra katibine SSK yapmayayım da stajyeri daha ucuza istihdam edeyim dediğim bir şey değil. Stajyer bizim meslektaşımız. Ve avukatlıkta kıdeme çok vurgu yapıyoruz ama aslında kıdem yok yani hani şey anlamında yok. Hani usta-çırak ilişkisinde var ama hani mesleki başarıdır, mesleği yapma biçimidir, bilgi paylaşımıdır. Orada kıdem yok yani. 15 yıllık avukat olabilirsiniz. Yeni mezun bir stajyerden çok önemli bir konuyla ilgili bir bilgi edinebilirsiniz. Dolayısıyla bence bu bakış açısıyla ilerlemeli. Başka türlüsü mümkün değil. Yani biz eğer mesleki dayanışma içerisinde olmazsak, birbirimize nezaket göstermezsek, birbirimizle haberleşip beklemezsek bu olmaz. Ben her zaman şunu yaparım. Bir dosya geldiği zaman, dava açıldığı zaman o dosya ofiste dosyalanırken sol tarafına hemen ilk önce meslektaşımın, davayı açan meslektaşımın ofis numarasını, kendi cep telefon numarasını sol tarafa yazarız. Ve birbirimizle o dosyalardan hani mutlaka haberleşiriz. Ve bu noktada da avukatların özellikle işte işçi vekillerinin bazen böyle bizlerle selamlaşırken bazen çekindiklerini görüyorum işte şirket vekiliyseniz eğer. Vay arkadaş işte müvekkil ilişkisine de geleceğiz. Bizim avukat öbür avukata selam verdi. Şöyle oldu böyle oldu. Yok. O tavrı baştan koyacaksınız. Avukatlıkta meslektaş önemlidir, müvekkil müvekkildir, bir noktadan sonra geçicidir. Tabii, dolayısıyla ben selam, tabii herkes kendi mesleğini, işini, gücünü çok düzgün yapar. Karşılıklı dosyalarda, duruşmalarda belki birbirimizde çok birbirimizi zorlarız dilekçelerde ama çıkarız, gideriz, tabii, çayımızı içeriz tabii. Ve bunu da müvekkile çok net bir şekilde ifade ederiz. Şimdi abi sana da sormak istiyorum. Gündelik hayatta yani yaşadığımız... Adımımızı attık adliyeye. Neler yaşıyoruz sorunları? Ya şimdi şöyle sorunlar çok derin tabii. Ankara ve büyük şehirlerle taşradaki meslektaşlarımızın sorunları da farklı. Gidince görüyoruz. Şimdi mesela küçük bir yerde avukatlık yapmak fiziki açıdan kolay. Butik avukatlık orada devam edebilir. Çünkü tek bir yer, herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirine daha tanışı olduğu için saygı göstermekte veya idare etmekte orada mübaşir bile küçük yerde ben sık sık bileceğe gidiyorum. Ya avukatı bürosunu arıyor, bekliyor, gelecek şimdi diyor. Yani almıyor o gelmeden duruşmayı ama Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde bu artık uygulanamaz pozisyona gelmiş. Ve fiziki açıdan da avukatlık bu üç büyük şehirde yapmak zor. Geçen Ankara'da Onur'un dediği gibi birçok yerde adliye var artık perişanlar, perişan bir haldeyiz. İzmir'de de başlamış bu. İzmir'de avukatların oturacağı bank bile yok. Yani oturacak yer yok. Bizim bu Balgat'taki adliyede tuvalet yok. Yani bir de kart sistemi koymuşlar. Biz gene memur giriyor. Birinci katta var, biz bir de beşinci kattaki kapısını zorlarsan girersin. Evet, bir asansör sistemi yani. Yanlış, kas sistemi gelmiş. Evet. Avukat asansörü, hakim, savcı asansörü, vatandaş asansörü. Ya bu eskiden askeri yüksek idare mahkemesinde vardı. Ben oraya gittim de astsubay asansörü, subay asansörü, general asansörü. Sivil memur asansörü diye gülerdik askerlere. Derdik ki ya kardeşim kaçıncı yüzyıla geldik? Askerlerde tuvaletler ayrılıyor ki. Yani tabii. Hakim tuvaleti yani şimdi burada yer. Hakimin tuvaletinde hakimin, Kemal Sunal değil mi? Hakimin poku üzerine poku olmaz gibi bir anlayışa girmiş durumda. Yani komedi ya. Komedi. Yani tuvalette kas sistemini, asansörde kas sistemini kurmuş bir ülke. Bir de güya insan haklarını önemseyen falan bir süreçten geçip vesayetten şikayet kralını kurduk biz bu ülkede. Yani hakkın tuvalete giremiyorsun, duruşmaya çıkacaksın, tuvalet yani yok, çay içecek yerin yok, tabii. Oturacak yerin yok, fiziki imkansızlık, her şey fiziki. Yani mümkün değil yani. Küçük avukatlık, butik avukatlık dediğimiz tek başına veya bir iki kişinin bir arada yaptığı bizim tarzımızdaki daha çok avukat, butik avukatlık İstanbul, Ankara, İzmir'de bitti. Öldü. Ruhuna el Fatiha, öldü de cenazesini kaldıran yok. Büyük şirketleşme biçiminde avukatlıklara doğru evriliyor. O da çok evrilemiyor. Keşke öyle evrilse çünkü ekonomi iyi değil. Ekonominin iyi olduğu yerde sen bir binayı aldınız, hepiniz geçtiniz avukat. Kolay, birkaç kişi
üstadlarımız var, villalar tutuluyor, evler alıyor, binalar alıyor da ne oluyor yani? Ekonomi olmayınca nasıl döndüreceksin o sistemi? Orada da ayrı bir sistem oluyor. Patron avukat, işçi avukat. Tabii patron avukat, işçi avukat statüsü başladı. İşçi avukatlık İstanbul'da özellikle çok ciddi boyutlarda. Hatta ben oradaki çocuklarla Çağlayan Adliyesi'ne konuşuyorum. Ya biz patronun katına çıkamıyoruz. Kart vermişler. Onların kartı okuyup patron avukatın katına çıkamıyor. Yani şimdi böyle durum. Bir de arabuluculuk diye bir sistem dayatıyor. Aslında arabuluculuk, Ankara Barosu'nun geçen gün arabuluculukla ilgili seminerine katıldım. Arabuluculuk genel müdürünü doğru da gördüm. Yani beyefendinin eski hakimmiş, işte şimdi genel müdür. Ya beyefendinin tavrı, genel müdürün tavrı, ya bu adliyelere niye geliyorsunuz diyor Adalet Bakanlığı, genel müdürü, hakim. Gerek yoktu ya, arabuluculuk yapın, uzlaşmıyoruz, ne olsun diyor. Yargı diyor zaten dandik diyor, yavaş diyor. Bak bunu Adalet Bakanlığı genel müdür diyor ya. Yani bir de avukatlar suçluyor, bu yargıyla ne uğraşıyorsunuz diyor ya. Bir de diyor, bütün bilgi belgeleri diyor, şeyden istiyorsunuz diyor, mahkemelerden müzekkereyi de istiyorsunuz, mahkemeler yazmakla uğraşıyor, siz avukatlar olarak getirin. Ya dedim ki ben oradan laf attım, sayın genel müdürüm ya. Biz bir yere bir dilekçe veriyoruz, Avrupa'daki, Amerika'daki avukatın şeyleri yok ki bizde. Bize cevap bile vermiyor. Ben iş kazasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazıyorum. Dilekçe ve bilgi edinme, değerlendirme kanunu kapsamında benim işçimin diyorum, iş müfettişi raporunu gönder, maliyeti kaç oldu, size bilgi veremeyiz diye cevap geliyor ya. Evet. Ondan sonra ben tabii ki dava açıyorum da, mahkeme bu sefer mahkeme tekrar yazıyor benim yazdığım. Bana bu yetkiyi ver, ben bilgi belge toplayayım avukat olarak. Tamam mı? Gerçekten avukatlık yapayım yani. Evet. Ben yargının bir unsuruysam yapayım. Ağırlığı olsa sen alırsın. Sen bunu bana ver. Ben o zaman zaten mahkemeden şunu getir bunu getir demem ki. Ben boşuna mı diyorum mahkemeye onları? Yani ya bizler de sorumluluğa gelince kamu hizmeti yapan bir efendim kamu görevlisi olarak görülüyoruz. Ama yetkiye gelince tabii, bakkaldan farkımız yok. Mesela ben eşimin tayin davasında memur benim eşim. Ya başvuruyorum Sağlık Bakanlığı'na, memurların eş deneyini tayin yapıyorum. Sen diyor memur değilsin diyor. Disiplin cezasına göre bir yargılamaya gelince sen diyor kamu görevlisin diyor. Ya avukat bu ülkede deve mi kuş mu o da belli değil. Tabii. Kamu görevlisi miyim kardeşim ben? Bakkal değilsin. Yani bazı yerlerde kamu görevlisin. Yargılanırken kamu görevlisi ol diyor. Ya kardeşim ben belge bilgi istiyorum. Kamu görevlisiyim ya. Ya sen esnafsın. Ya onu diyor. Bırak biz ceza, ağır ceza koridorlarında artık giremiyoruz. Diğer koridora geçemiyoruz. Hepsine paravan böyle şey koymuşlar. Kapı koymuşlar. Kartlı sistem. Bunları geçemiyoruz. Ya bırak yani hakkımızı, hukukumuzu, yeşil pasaport. Yeşil pasaport dert değil ki artık. Cep boş olduktan sonra Avrupa'ya nasıl gitsin bu adam? Yeşil pasaportu, haktı, hukuktu onları geçtik artık. Koridordan koridora geçemiyoruz. Zaten, biz bırakalım ülkenin sınırını geçmeyelim. Belki botla ülkeyi terk ederken şey. Zaten bu sömürü koşullarında bir stajyer avukat, bir yeni başlayan avukat ne kadar para alıyor? 2000 lira. Asgari ücret civarında meslektaşlarımız. Asgari ücretin altında alan. Asgari ücretin altında alıp işte ben senin asgari ücretten göstermek zorundayım. Tamam. O yüzden aldığına ilişkin bordura imzalattıkları avukatlar ama yine imaja gelelim. Bütün dizilerde de ben şunu bir dizide şunu hatırlıyorum ben. Adam öyle bir villada oturuyor ki yani öyle böyle değil. Ankara'da yok mesela böyle bir villa. İstanbul'da ben sadece CMK avukatlıyım. CMK avukatlıyım. Ya sen CMK avukatlığı ya hiç dayak yememişsin derler ya. Yani gerçekten de öyle bir şey. Yani CMK avukatlarının hali harap. Bunu hiç bilmiyorlar. Araç diyorsun, mutat araç otobüs olarak, dolmuş olarak gösteriliyor adam. Onu kullanmıyor. Adam vergisini kesiyor. Ama ödemesi de aylar sonra. Arabuluculuk sistemi diyoruz da, arabulucuların bugüne kadar yaptığı devlet, uzlaşamadığı şeylerde devlet ödüyor ya, devlet 3-4 aydır ödeme yapıyor. Ödeme yapıyor. Ya şuna da bu arada yani, avukatların tek elinden alınmak isteniyor, alınacak. Ya alınsın, ödeme yapamıyor ki ne yapacak, alınsa ne olur. Yani bakın şu sorun şuna geliyor. Biz avukat olarak tazminat davalarında devlete açtığımız tazminatları devlet ödemiyor ya arkadaş. Yani ekonomi bitmiş, ekonomi iflas etmiş. Ekonomi bittiği, iflas ettiği yerde avukatlıkta iflas eder. Bak doktorları da döner sermayelerini ödeyemeyecekler. Devletteki sıkıntı büyük. Vatandaşının hakkını, tazminatını ödeyemeyen bir kamu kurumları oldukça avukatlıkta çalışmazlar. Ama bir devletime girmek vatandaş. Bir de bu durumda avukat müvekkil ilişkisi de önemli değil mi? Ya bu stresli ortamda peki yaşadığın sıkıntılar var mı Onur? Ya şimdi müvekkil beklentisi nedir? Müvekkil işinin bitmesini ister. Davasının bitmesini, hakkı varsa almasını. Eğer şimdi şey de mesele, yani sadece hani davalı vekili olmak da kolay değil. Mesela ben de davalı vekili olduğum zaman da davalı olan şahıs
ya bu dava ne zaman gidecek, ben bu davadan ne zaman kurtulacağım, hani reddedilme anlamında veya bir para ödeyeceksem ne zaman? Şimdi istinaf mahkemeleri kuruldu 2016 yılında. 2016 yılında istinaf mahkemeleri kurulduğu zaman ben herhalde dedim istinaftan bu işler bir yılda iki yılda halledilecek. Yargıtay'a da çok ciddi, çok cüzi dosyalar gidecek. Biz yargıda bir hızlanma yaşayacağız. Şu anda çok enteresan olaylar geliyor başıma. Açıyorum bir manevi tazminat. Adam gözünü kaybetmiş. %34 özürlü. Çarpan şahıs da kırmızı ışıktan geçerek vurmuş. Yani ağrı da kusurlu, bilinçli taksir niteleyebileceğimiz bir durum var. Bir bakıyorsun aslı yok mahkemesi. Adama 8.000 lira manevi tazminat veriyor. Evet. İstinafa gidiyorsun. İstinaf diyor ki bir dakika kardeşim ya bu 8.000 lira bak çok mu az mı diye değerlendirecek diye bekliyor. İstinaf diyor ki talebini reddine. 8.000 lira doğrudur. Yargıtay'a gönderiyorsun. İş büyüyor. Üçüncü kademe. Yargıtay diyor ki ya bu tazminat az. Bunu yükselt. Ben bir bakıyorum başa dönmüş. Tekrar başlıyoruz. Asli yok mahkemesi rakam arttıracak. 15 yaptı diyelim ki öyle oldu zaten dosyası var. Şimdi istinaf belki reddedecek. Belki diyecek ki 20 olsun diyecek. Yargıtay bu sefer diyelim ki bozdu. Fazla diyecek. Fazla dedi ve az dedi. Ben de çünkü mesleki sorumluluğum gereği benim müvekkilim. Bu rakamları zaten kabul etmiyor. Yani abi benim hakkım 50.000 lira diyor adam belki. Belki 100.000 diyor çünkü benim gözüm gitmiş. Adam kırmış da gelmiş bana vurmuş. 8.000 lira reva yap mıdır diye. Bana isyandan hadi 15'te beğenmiş. Şu anda 15'te beğenmiyor gerçekten. Şimdi benim müvekkilimin birincisi 3 kere gitti, 3 kere yargıya gittiğimi düşünürsen 9 sene. Birer sene baz alıyorum ki çok daha fazla sürüyor. Yani 10 yıllık zaman aşımı yetmiyor artık. Yetmiyor. Yani yetmiyor. Şimdi ıslattan sonra bozma olmaz falan diyorlar. Ben dava diğerinde zaten 8. senede öğrendiğim iş mahkemesi davalarım var. Çünkü müfettiş raporu çıkmıyor. Adama peşin sermaye değerini bilmem için adama maaş bağlanması lazım. Bağlanmıyor. 3 sene mesela adama diyorlar ki 3 sene sonra bütün sağlık muayenelerini yapacağım dedikleri dosyalar var. Bekliyoruz ki adamın bir kere özür oranı belli olsun. Peşin sermaye değeri belli olmasın. Adama maaş bağlansın. Bağlamıyor. Var. Ve biz bu zaman aşımını da çözemiyoruz. Bu zaman aşımı sıkıntısı var. Artı bu insanlara bunu anlatamıyorsunuz. Yani bir Yargıtay'da bir dosya kaç sene sürer? 3 sene sürüyor. Peki istinaflar arasında da bir farklılık oluyor mu kararlarda? Yani İştirak birliğinde bir sıkıntı oldu mu acaba? İştirak birliği yok. Henüz daha oluşacak kadar süre geçmedi yani o noktada. Ama 2-3 ayda karar çıkıyordu istinafta önce. Başta 2 yılda çıkıyor ya. Evet. Ama Yargıtay'ın... Giderek de tıkanacak. Yargıtay'ın yapılanması da mesela Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yapılanması diyor. Yani düşünsenize dosya normal mahkemesinde, yerel mahkemede görülecek. Oradan istinafa gidecek, oradan Yargıtay'a gidecek. Yargıtay bozdu, direnedi derken Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek bir dosyayı düşünebiliyor musunuz? Kaç sene sürer? Kaç sene sürer? 10 sene sürer. Şimdi düşünün trafik kazasında mağdur olmuş, sakat kalmış bir adam. Bu adam şimdi tazminatını 10 sene sonra alacak. Yasal faiz %9. Ben doların veya... Yarın ne olacağını biliyorsun. Şey, tabii dövizin veya enflasyonun ne olacağını bilmiyorum. Hani iyi anlamda da bilmiyorum, kötü anlamda da bilmiyorum. Belki de çok düşer. Bu sefer de borçlu anlamında kötü olur. Borçlu da bu sefer o sırtına ciddi bir yük biner. Düşünsenize yani bu iki taraf için de uygun değil. Yani hızlı görülmesi lazım. Borçlu, borcunu ödemesi, alacaklı alacağını almalı ve yargı bu süreci tamamlanmalı. Yani arabuluculuk kurumu bu anlamda bir şeyi çözmez. Çünkü zaten toplumda bir uzlaşma kültürü yok. Mesela ceza uzlaşması çok önce çıktı. Ben ceza uzlaşması yaptım. Orada da hukukçular zaten görev almıyor ki. O yani da büyük bir soru. Orada memurlara gidiyorsun. Adliyedeki bir memur uzlaştırma yapıyor. Gelin sizi uzlaştıracağım. Öyle bir amir sesle söylüyor ki benim müvekkiller ya biz uzlaşmaya gidiyoruz. Hayır gitmiyorsunuz kardeşim. Uzlaştığın anda maddi manevi tazminat hakların ceza kanunu hükmünde bitiyor. Sen bunun farkında mısın? Biz öyle söylenmedi. Öyle bir şey değilmiş bu. Ben şeyi anladım. Bu arabuluculuk genel müdürünün Ankara Barosu'ndaki verdiği seminer, katıldığı seminerde yaptığı konuşmadan devlet zaten bence adliyelerden yani vazgeçmiş. Vallahi Adalet Bakanlığı ben bu konuda ya ne gerek var ya diyor bu adliyeyle uğraşıyor. Hakim de niye uğraşıyor? Şey gibi bu, mar, yani bunu, şey, bunu arabuluculuk genel müdürü söylüyor. Yani ne gerek var ya? Ne gerek? Evet, okulları kapatınca sorun çözülecek. Çok aynı fikirde değil miyim? Ben arabuluculuğu aslında çok önemsiyorum ve düzgün uygulandığı takdirde yargının üzerindeki bir sürü yükü alacağını düşünüyorum. Ama bence zaten, çok önemli. Zaten insanlar ama bu süreç avukat eliyle yürütülmüyor. Ya bir kere o kesin. Yani böyle bir şey yok. Böyle yani artık arabuluculuğun başka bir meslek dalına açılmasını zaten hayır, taraflar açısından da zorunlu. Taraflar açısından da bence kesinlikle bir vekil kanadıyla yürütülmeli. Çünkü arabuluculuk dediğim gibi kavramsal olarak bence kesinlikle çok önemli bir alan. Fakat
her o alanda olduğu gibi uygulaması kötü olduğu için ve işte o ödeneklerin aslında böyle uzlaşmama durumunda işte devlet tarafından ödeneceğinin bilinmesi maalesef yani her işte olduğu gibi işini iyi yapmayan meslektaşlarımız açısından da sonuç odaklı değildi. Ya tamam biz tutana hani bağlayalım, bitsin ama... gitsin tavrı. Burada da yine avukatlara iş düşüyor. Yani eğer avukatlar o arabuluculuk sürecinin, yani hem arabuluculuk yapan avukatlar hem de arabuluculuk sürecindeki taraf vekilleri eğer gerçekten işin özüne hakim olup gerçekten hakçasına bir sonuç elde edebileceklerse bence arabuluculuk o noktada çok önemli. Ama şöyle bir ama şey. Uygulaması çok bak, yanlış. Bak gene şeye geliyoruz. Geçen arabulucu bir üstadımız aldığımızda konuşuyorum. Çok enteresan şeyler. Arabuluculukta uzlaşanlar olmaya başladı diyor. Tamam yani. Ya sonradan dönüyorlar gibi uzlaşılmış. Evet. Anlaşılmış. Ne arabulucunun parasını ödemişler ne de karşı tarafın parasını i̇şte ödemişler. Sonuçta iş bak iş geliyor gidiyor gene. Ekonomi. İş geliyor gene ekonomiye. Ya uzlaşsan da olur. Sonuçta arabuluculukta mahkeme kağıdı gibi. Bir de hasıl kaldı. Arabuluculuk iki eşitler arası durumda olur. Şimdi işçi işveren, yani işçi işveren eşit midir ya? Bir tanesi ne kadar süreç uzarsa uzasın diye bir taraf işveren tamam da. Zaten faizler. Faizler zaten. Diğeri bir ay, iki ay bile çok önemli adam için. Bir gün bile çok önemli. Şimdi adam diyor bekleyecek hali yok. Ben de uzlaş ben sana 3 lira vereyim diyor. 10 lira alacağını ben de biliyorum ama seni mahkemede sürüm. Artık hiç sigorta şirketleri anlaşmıyor değil mi? Eskiden anlaşıyor. Niye anlaşsın ki adam? Dava devam ederken anlar. Yani sigorta şirketleri eskiden arar da anlaş adam diye. Şimdi bu alanı genişletiyorsun. Aile hukukuna da yansıtacaksın. Yani şimdi karısını döven adam. Ev hanımı kadın. Hadi arayı bul. Hadi uzlaşsın. Hadi uzlaşmasın bakalım. Sen bir kere bu şiddeti meşrulaştırıyorsun arayı bularak. İşte dediğim gibi sonuçta bizim hep şöyle oluyor. Ekonomi diyor ben hep eğitim ve hani o uzlaşı İksin. Kültürü ya da hani işte mesleki dayanışma şey, kültürü evet. diyorum. Ben sosyolojik hep sosyolojik yapı evet yani sonuçta ben hep ona inanıyorum. Hani bir toplum bir şekilde eğer oradan bu tarafa gelip gerçekten işte arabuluculuksa arabuluculuk, avukatlıksa avukatlık yeterli saygınlığı kazanacaksa bu aslında onların sosyokültür olarak bir yapısı oluyor. Zaten uzlaşı kültürü toplumda olsa arabulucuya da gerek yok. Zaten bu işe gerek kalmaz. Trafikte anlaşamayız. Önceden avukatlık kanunu 35 vardı zaten. Onu hani her zaman arabuluculuk konularındaki var. En büyük şey budur ya avukatlık kanunu 35 zaten evet. vardı. Niye uyguluyordu? Evet. Biz kaza tutanağını, kaza yapıp da tutanağını tutamayan polis çağıran milletiz. Ya ben işte o konularda biraz daha iyimserim nedense her zaman olduğu gibi. Ben hani orada bizim kendimiz hani taraf vekili olarak da hani yani ortalamayı bulup adaletli bir şekilde davranıp kendi tavrımızı koyup belirli hakları koruyabilir ve hani yine de o özellikle boşanmalar için söylüyorum ben. Yani çekişmeliden daha ziyade işi anlaşmalıya çevirip ilerisi için özellikle ortada çocuklar varsa hani aile hukukundan çıktığı için bu örneği veriyorum. Bence bu kültürü yerleştirebiliriz ama ben belki çok iyimser düşünüyorum eski toprak olduğu aile için. Hukukunda bak, aile hukukunda böyle bir şey başlarsa aile hukukunda çocuk annede kalması gerektiği halde baba velayeti babaya verilen bir sürü durum çıkar. Kadın nafaka alması gerektiği halde nafaka alınamayan bir sürü durum çıkar. Çocuk bir pazarlık aracı gibi. Çocuk pazarlık yok, aracı ama bir dakika çocuk velayetle ilgili kısım arabuluculukta yok zaten. Yok işte. Ama velayet kamu düzeninden hayır. Velayet kamu düzeninden velayet arabuluculukla çözülecek bir şey değil. Nafakayı alacaksın. Nafaka maddi kısmı. Aile hukukundaki arabuluculuk zaten maddi koşullarla olabilir. Genişletilirse diyor zaten. Yani nafaka da çok büyük sıkıntı. Çocuğun şimdi kadına nafaka vermedikten sonra adam isterse çocuğu da versin. Ne olacak ki? Bir önemi yok. Sadece yoksulluk nafakası değil, burada iştirak nafakası da söz konusu. O da dahil olacak mı peki? Yalnız mesela Yargıtay'ın nafakası da şey. Yargıtay 2 hukuk olmaz, şey demeye başladı. Nafaka süreyi olsun demeye başladı mesela. Onu da ayırırlar da yani sürecin sonuç itibariyle sağlıklı işliğe... Ekonomi. Her şey ekonomi. Peki ekonomi. İyi akşamlar ekonomi. Sen bir boyunu göremiyorsun. Büyük resme bakmıyorsun. Ekonomi demişken sonuçta bizim bir tarafta, mesleğimizin bir tarafı da ticari bir kısmı da var. Sonuçta müvekkilden, bir vakıf değiliz serbest meslek olduğumuz için müvekkilden para alıyoruz veya hükmolunan ücretten kesintimiz yapıyoruz sözleşmemiz gereği. Bununla ilgili gündelik hayatınızda, dosyalarınızda neler yaşıyorsunuz? Bak şöyle, eskiden bu faizler enflasyonla oranlı olduğu için ilk başladığımızda %60'tır biliyorsun.
Evet. Dava faizi %69'ları falan gördük. Benim zamanımda %120'ydi. Evet. O zaman faiz yok abi. Ama şöyle bir şey vardı. Şöyle bir şey vardı. Enflasyonla orantılıydı. Asıl alacağı faiz geçiyordu çünkü enflasyon öyleydi. Ve herkes memnun ayrılıyordu. Tabii. Memnun ayrılıyordu. Şimdi şu anda Adalet Bakanlığı'nın bu davalarda uyguladığı veya Merkez Bankası'nın belirlediği, artık kim belirliyorsa bunu, faiz oranı yıllık %9, reel enflasyonun çok çok altında bir faiz oranı. Böyle olduğu için hem de ticari davalarda, ticari faiz realde %42-45, ticari faiz, realde biliyorsun enflasyon %25-30. Sen realde enflasyonun yıllık %25-30 olduğu yerde yıllık %9 faiz verince, bu sefer müvekkille avukat arasında elde edilen meblağ arasında bir çekişme başlıyor. Yani müvekkil az buluyor. Çünkü çıkan rakam enflasyon karşısında az bir rakam. Eriyor zaten. Eriyor, ve bu sefer kanun gereği, 1136 sayılı yasa gereği senin olan ilan ve icra vekalet ücretine göz koyuyor. O da benim. Onu da benim olmasını istiyor. Bunu böyle tartışmaya başladı. Şimdi 1136 sayılı yasa ilan ve icra vekalet ücretini sana veriyor. Mahkeme bu davacıya verildiği için müvekkilin de burada kafası karışıyor veya karışmasa bile karıştırılıyor veya öyle olmasını istiyor. Ben öyle anlıyorum dese ne diyebilirsin ki? Ya öyle diyor zaten. Dava açıyor. Şimdi böyle davalar, müvekkille avukat arasındaki davalar çoğalmaya başladı. Kendi müvekkilinle, eski müvekkilinle arada. Ya şimdi bunun bilirkişilik şeyleri, bunun yargıya yansıyan şeyleri başladı. Burada da büyük sıkıntı başladı. Mesleğin ilk başındaki faiz oranları, reel faiz oranları, dava ile ilgili diyorum, hani mevduat faizi anlaşılmasın burada, enflasyona uygundu. Şimdi geldiğimiz noktada enflasyona uygun reel faiz oranları da yok. Bu da adaletsizliğe yol açıyor. Yani şu anda davalı olmak Türkiye'den güzel sana, şey. Sana 100 bin lira borcum var. Ben şimdi bunu sana şimdi ödersem zarar ederim. Ama ben sana bunu 3 sene sonra yasal faizle ödediğim zaman paran da bankada dursun. Dolar faizdeysen büyük kârdır. Dolara koydun, altına aldın, onu bilemiyorum. O çok daha farklı bir kar elde edebilirsin. O zaman bak gene geliyoruz ekonomi. Gene o bir de. Bak gene hangisine ne yatıracağım. Bak gene geliyoruz ekonomiye. Gene geliyoruz ekonomiye. Niye geliyoruz ekonomiye? Bu sefer uzlaşma kültürü, arabuluculuk da işlemez. Niye? Ben şimdi bir iş adamıyım. İşçim iş kazası geçirdi. Veya ben işverenin vekiliyim. Benim için en karlı yol nedir diye soracak adam. Bir avukat diyeceğim ki, süreci uzatmak. Tabii. Topu taca atmak. 5 sene sonra da bokarduta ilan edelim. Ya etme. Ödeyeceğin para pul. Evet. Ödeyeceğin para pul. Hem de faizinden. Sen buna ödeyeceğin parayı ayır, dolar faiz yap. Sonunda adamın alacağı para pul olacak ya. Tabii. Ondan, yani o yüzden arabuluculuk efendim şöyleymiş de işte uzlaşma kültürü mü? Ya adam niye uzlaşsın? Adam kârına senden tepende senin. İki pehlivan güreşiyor, tepende bekliyor. Kârına değil ki uzlaşmak tabii, Türkiye'de. O yüzden bu sistem, hani gülüyoruz ama sistem ekonomi olmayınca işlemez ki. İşlemez yani. Doğru. Ama sen büyük oyunu da görmüyorsun. Büyük oyunu görmek. Sen hala mesai kimizimi devam etmesini istiyorsun. Şimdi bakış açısına da biraz değinmek istiyorum özellikle. Şimdi aramızdaki tek çiçek. Tabii. Olarak. Neslihan'a dönmek istedim. Neslihan demeyeceksin, Neslihan Hanım diyeceksin. Neslihan teyze. Gözünü çıkarınca ama daha da geçmiş. Bana Onur diye Onur'cum değil mi? Onu Neslihan Hanım. Neslihan'a dönmek istiyorum. Şimdi avukat müvekkil ilişkisinde bizler genel olarak bir meslekte, tabii kadın erkek ayrımı belki olarak görmüyoruz ama vatandaşın belki öyle bir ayrımı var mı, bakış açısı var mı, senin yaşadığın bir olay var mı? Öyle bir ayrımı var mı, ne demek öyle bir ayrım, hep var, seneler önce de var. Şöyle bir kere zaten bence hani avukatlık mesleğinin zorluğunun yanında kadın avukat olmanın başka zorlukları var. Hani ben hep aynı örneği veririm. Bir erkek avukatın çocuğu doğduğunda ne oluyor siz? En fazla 2 gün sonra başlıyorsunuz işe, değil mi? Evet. Hanımdan evi aldır almaz. Yani işte öyle başlıyorsunuz. Şimdi bir kadın avukatın çocuğu olduğunda, o zaten yani serbest avukatlık yapanlar için konuşuyorum. O da işte kırkını göremiyor. İşte çeşitli kombinasyonlar yaratmaya çalışıyor. Ofise mi getirsek, işte
yarım gün mü çalışsak, duruşmaya girenler de mesela. Duruşmaya giriyoruz yani. Ben çok bilirim, evet, hani yani evde hastayken işte kadın yoksa yardımcı olacak birisi mecbur götürdüğümüzü biliyorsunuz. Hatta bununla ilgili bir şey söyleyeyim size ve karşınızdaki müvekkiller yeri geldiğinde kadın avukat olduğunuz için bunu şey görüyor, kötü bir şey olarak görüyor. Yani şöyle bak, sonu söyleyeyim. Seneler önce, sene geçen yüzyıl, daha tabii gencim falan, bir cinayet dosyası geldi. Çocuk abiyi bıçaklayıp öldürüyor. Hakikaten ama dosyayı okuduğunuzda, bütün aile fertlerinin ifadelerine baktığınızda gerçekten meşru müdafaa. Hani bunu zaten yargılamanın sonucunda böyle çıktı. Fakat işte doğulu bir aile, ister istemez ataerkil yapı. Önce çocuğun ailesi, annesi geldi, kız kardeşleri. İşte davamızı aldık. İlk duruşmaya çıkacağız. O sırada da ailenin büyükleri geldi, erkekler. Ofise. Amca geldi. İçeriye girdi, avukat beyle görüşecektik dedi. Dedim ki avukatımız benim, bu dosyanın avukatı benim. Döndü yanındakine, dedi ki, bu dedi kadınmış dedi. Amcacığım dedim, güreşe gitmiyoruz, duruşmaya gidiyoruz dedim yani. Kadın erkek olmanın bir farkı yok ki sonuç itibariyle. Duruşmada yazacağın dilekçe böyle. Şimdi bu noktada çok ciddi negatif ayrımcılığa uğruyoruz. Öbür taraftan ama müvekkiller de hani belirli noktalarda hiç bunu dikkate almıyorlar. Onunla da ilgili başıma gelen bir şey anlatayım. İlk çocuğumda işte doğum süreci başladı, hastanede yatıyorum. Belirli bir süre sonra artık hani belli oldu ki ya ineceğiz aşağıya sezaryenle. Müvekkil şirketin bir tanesinin genel müdürü aradı. Dedim ki beyefendi, ben gerçekten şu an doğuruyorum. Aşağıya sezaryana iniyorum. Saat 4'te beni sezaryen alacaklar, çocuk doğuracağım. İyi, ben sizi 6:30 gibi ararım dedim. Yani bizi gece 12 arayıp dosyanın olduğunu yani. Öbür oturum bir süreçte hiç anlatmıyor. Ama evet. Yani bu adam da hani böyle şey değil. Hani bir şirketin genel müdürü. Anlatabiliyor muyum kastettiğim şeyi? Yani. Ama böyle, tabii öyle. Şimdi şirket avukatlığı yapıyorsunuz. Tabii hep takılırız ya senelerdir birbirimizle. İşte patron avukat, şu avukat. Şirket avukatlığı şöyle bir şey. Arıyor mesela sekreter. Bizim genel müdürümüzün boşanması var. Tamam, buyursun gelsin ofise. Canım olur mu siz bizim işte şirketimiz... bak dedi, ben cümleyi sen kurdun. Siz senin avukatı yapıyor ama. Şirketinizin avukatıyım dedim. Yani genel müdürünüzün avukatı değilim. Buyursun gelsin. Hani ben anlıyorum oradaki şeyi. Nasıl ücretsiz gelecek iş, ona bakılıyor. Ama işte en son bir tanesi dedim. Gel, gelin ayağınızı da bizim bir odayı yıkayın dedim. Su gitmesin sizin şirkette dedim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla... Evet, kadın avukat olmak o noktada belirli zorlukları getiriyor. Sen de düşüncesizce davranmışsın. Edu Dural var sonuçta. Tamamen bayıtmamışlar. Cevapla saygı. Onlar cevap kusaydı. Toplantıya gitseydin yani. 6:30'da arayayım ben sizi dedi ya. İnanamazsın yani. Saat 4'te diyorum. Yani saygılar. Tabii çok. Artık o sırada aramıyorum. O beni arayamadı çünkü ben onun dosyalarını hemen teslim ettim. Yani çünkü biz de insanız. İnsanlar belki avukatları dışarıdan baktıklarında tamam işte parasını veriyoruz, ne olacak diyor. Ben hep aynı örneği veririm. İşte taksi tutarsınız, hamal tutarsınız, avukat tutarsınız. Böyle bir bakış açısı var. Bu asla taksicileri ya da hani hamalları aşağılamakla ilgili bir şey. Ama biz oraya kastım yok. Ama hani bakış açısı şu, yani parayı verdim, satın al. Yok öyle bir doktor dünya. Tutamazsın yani mesela. Hani gecenin şimdi 11'inde arayıp bizim Konya'daki dava ne oldu? Yani bir tane aradılar, şey. Özür dilediler hala. Yani bir de şöyle bir durum var. Bir de önceden uyandan bakıyor, görüyor E-Devleti'nden görüyor. Yine de kontrolçi tasdik için arıyor. Ya ben zaten biliyordum diyor. Kapat sen hakimi arayayım, ben şimdi cevap versin, ben de sana. Ya çok enteresanlar gerçekten öyle ve dediğim gibi hani bunları da yaşıyoruz biz kadın avukatlar. Ondan sonra sen ister istemez işte bir şekilde zaten eril bir meslek, erkekleşiyorsun maalesef. Hani sen de bu sefer o korunaklılık mekanizması içerisinde gerçekten hani düzgün, efendi, sakin sakin bir kadın olarak konuşma şansını bırakmıyor sana. Bu başlıyorsa mesela bağırma. Genel aktualite şeyi de, genel aktualitini tatmin etmek için de mesela arkadaşlarla konuştuk, bilmem kimin alacağı vardı. Size de sorarım, alır mı aramaz mı? Hadi bakalım cevap. Gecenin 11'i falan. Ya arkadaşları da iddiaya girip hukuki soru. Tabii. Arkadaşlarla tartıştık. Ben şunu, vursam kaç yıl yeter? Bir doğru var ya, değil mi? Karıyı boşayacağım, kaç para veririm? Vermek istemiyorum ama. Sana da para vermek istemiyorum. Sen de alma. Biz beni boşa kurtar burada. Bu konular uzar. Konuştukça da zaman yetmez bize.
5 Nisan Avukatlar Günü'nde böyle güzel bir konuyu değindik. İç açıcı olmadı belki ama kim bilir daha nice konuları konuşabiliriz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Zaten ev sahibi de burada kendisi. Her zaman bekleriz. Şimdi yemeğe gidelim. Yemekler şirketler. Lahmacun olur mu? Ucuza kaçmayalım. Ekonomi diyor ya o yüzden. Topluluğuna öğren gelen müvekkiller gibi yemek yemeden gitmeyiz zaten. Başka özel bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Avukatlar gününüz kutlu olsun. Hukukla kalalım, adaletle kalalım, sağlıcakla kalalım.